Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nevşehir'den İyi arıyorsunuz bizi. evet, iyi Teşekkür. yayınlar Sağ diliyorum. olunuz. Buyurun. Allah bir yastıkta kocatsın. Hayırlı olsun. Amin. Canım. Ben sizin huzurunuzda herkese çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel mesajlar alıyorum ki. Rabbim sizin Sizin dualarınızla... hayranınızım. Estağfurullah. Kanal Beyaz'ın hayranıyım. Hayatta her şey var. Her hafta dinliyorum, Allah razı olsun. izliyorum. Selin Karacahennem'i çok Çok seviyorum. Çok sağ olun amcacığım. hayranıyım. Çok tatlı. Çok teşekkür Allah razı olsun. ederim. Biz de sizlerin hayranıyız. İyi ki varsınız. Hem buradaki seyircilerim hem ekran başındaki seyircilerim. Aynen. Allah Teşekkür hepinizden ederim. razı olsun. Buyurun. Benim bir sıkıntım 1,5-2 sene evvel yaşamıştım. Eşimin beni çok sevdiğini inanıyordum ama heyecanlıyım, şu an titriyorum. Bir sakin olun, bir sakin olun bakın. Heyecanınızı yürekten anlıyorum. Kolay bir şey değil. Eşinizin sizi sevdiğini düşünüyordunuz ama meğer sevmiyor muymuş? Şöyle şüphelenmeye başladım ve ben 22 yıllık evliyim. Neden şüphelendiniz? Artık ilgisiz olmasından, Evet. eşim uzun yola giden birisi ve sık sık benimle ilgilenirdi. Evet. Ama aramayışından ve arayıp da kısa tutuşundan, eve geldiğinde de hiç ilgilenmeyişinden ben şüphelendim. Ama bildirmiyordum ve bir gün benim telefonum arızalandı. Evet. Dedi ki benim yedekte telefonum var, yani kullanmadığım arkadaş verdi dedi. Benimkinin şarjı acil bittiğinde ona takıyorum dedi. İş görüşmeleri için dedi ve ben sana onu vereyim dedi. O telefonu bir geldiğinde getirdi bana verdi. Hattımı taktım. Şüphelerim var zaten. Bir girin dedik, bir yere girdim. Orada mesajlar çıktı. Eyvah. Ve şok, şok kaynar sular döküldü. Beynimden hiç yakıştıramadım. Şaşırdım, elim ayağım boşaldı. Konduramadım, Ne acaba yapmış? Bir veren kadına kişinin mi iltifat mı dedim. etmiş? Ne yazmış? Telefonu veren kişinin mi acaba işime dedim ama orada ismi de yazıyor. Eyvah. Ama kadın eşime çok kızıyor Niye? mesajlarda. Yani duygularımla oynadın diyerek. Ve ben bu arada hemen telefona yapıştığım gibi Eşinizi çabuk arıyorsunuz. eve gel dedim. Çabuk eve gel, ne oldu dedi, ses tonu falan değişti ama hiç hani alttan almaz kolay kolay. Tamam. Çabuk dedim. Eve gel. Ne oldu, bir şey mi falan Sen eve filan gel. derken sen daha iyi bilirsin dedim. Çabuk gel. O arada tabii ki gelene kadar bir müddet ben eve geldiğinde, kusura bakmayın uzun anlatıyorum ama Hayır. Estağfurullah. Keşke süremiz olsa sabaha kadar sizi dinlesek ama reklama da gideceğiz. velhasıl anlatacağım, inkar geldi. Nasıl yanlışlık Kesinlikle. yapıp da sana o telefonu vermiş? Ben de ona şaşıyorum. İçi dolu ağzına kadar. O Allah bazen internetten şaşırtıyor gelmiş bir insanı. mesaj, bir köşeye yerleşmiş ve görmemiş. Allah Allah. Silmiş Evet. ötekilerini, onu gördü. Üste çıktı, tam tersi bana iftira attı. Ah! O daha da iyi. Ben Nasıl senin ne 22 yaptığını sene bildiğim o sonra zaman kocamızı dedi. tanıyoruz. Ondan sonra şöyle böyle ben hünkür hünkür ağlayarak da Yazıklar yani olsun. dedim. Her neyse geçtim orayı, tutturamadım bir şey. Yani inkar geliyor. Ve en sonunda ben bir ay böyle kafayı yedim. Yani kafayı yedim. Hayatla irtibatımı kestim. Gelip gidip yalvardı. Bana doğruyu anlat dedi. Bana doğruyu anlat. Seni affedeceksem ancak bu şekilde. Bana doğruyu anlat. Biliyorum yaptığını zaten. Anlattı mı peki doğruyu? Ondan sonra işte anlattı. Dedi işte Neymiş dedi işin aslı? işin aslı bir dul bayan ve bir aylık bir konuşma dedi, yeminler içti, ondan sonra senin tırnağın olamaz,
sana su dökemez falan filan şöyle böyle. Ya onlar hep yakardı ama ben bunun face adresini de aldım, şifresini aldım gizlice. Neler yapıyorsunuz? Oğluma, bravo be. Vallahi bravo. Bazı işler çevirdim yani ama korkutmak amaçlı. Tamam. Kızıma hatta söyledim. Dedim kızım geceliğin beni gizli numaradan ara. Ne dedim? Ne dedim? Biraz müddet dedim açık tutacağım ben bunu. Sonra tabii kızım da benim yanımda. 10-15 dakika açık tuttum. Hı-hı. Yanına vardım. Hı. Elim ayağım titrer bir şekilde. Tabii lambayı açmıyorum. Yüzümde bir ifade belli olur. Hı. Elim ayağım titrer bir şekilde... ağzından daha iyi laf alabilmek için bir de gözünü korkutmak için. Peki gözü korktu mu? Ağzından laf alabildiniz öyle mi? Öyle böyle kork, öyle böyle değil yani. Dedim o kadına sen ne söyledin de o kadar ümit verdin dedim. Bana demediğini koymadı dedim. Ha bu arada eşime dedim ki o kadın ararsa madem söz ver aramayacaksın dedim. Peki sonuçta ne oldu? Sonuçta ne oldu? Sonuçta yani anlayacağım bu dediklerime de inandı. Kadın sen dedim boşanmak istiyor musun? Çekil aradan diyor bana dedim. Velhasıl benim eksikliğim mi var? Ah benim canım ya. Benim eksikliğim var. Aslında ben beni çok sevdiğini biliyordum. Bana her zaman çekicisin, şöylesin, böylesin devamlı diyen bir adam. Ama ben bir şey... araya gireyim birazdan şey gelecek. Reklam gelecek sonra anlatamayacağım sana. Bu adama verdiğin ceza ve eza yeter. Tamam mı? Aferin sana. Yaptın, gittin, geldin, öyle dedin, böyle dedin, hepsi tamam. Fakat bu adam ya bu işlere yeni başlıyor, ya hakikaten tırstı senin konuşmalarından, yahut da senden özür dilemesi vesairesi bunun 1/4 derecede cezalandırılmayı hak ediyor. Bence iyicene yaptın, artık bundan sonra elleme, iyi tut kocanı. Ne nedendir, niçindir, nasıldır diye karşılıklı konuşun. Senin yüzüne söyler mi bilemem ama gerekiyorsa evlilik terapisine gidin. Ay valla şu lafı ben sinir oluyorum. Kocanı elinde iyi tut. Peki ama onlar bilemiyor ki. Ay sinir oluyorum bu lafa senin ama kocanı elinde iyi tut. Ya kadın saçını süpürge yapmış, her şeyi yapmış. Bir dakika bizim atasözleri ne diyor? Ne diyor? Yuvayı kim yapıyormuş? Dişi. Ben mi söylüyorum? Kaç ama sene kocanı evvelden? Elinde iyi tut. Kocanı elinde iyi tut. Koca da kadın, kaçmasın o zaman. Kadın yapıyor kadın. Adam iyi değilse kadına bakıyorum. Çocuk iyi değilse kadına bakıyorum. Hadi.